Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir UFC 24 bölümünde sizlerleyim ve Bundesliga için herhangi bir paket açmamıştım daha. Normal Trevor paketleri açarken sadece 90'lık Froms çıktı. Onun dışında kimseyi alamadım. Yabancı YouTube kanallarını da bayağı takip ediyorum. Onların da söylediği bir şey var. Premier Lig Tots'una nazaran Bundesliga Tots'ları biraz daha az çıkıyor sanırım. Ama var tabii hayallerimiz. Şimdi Philipp Lahm'ın KKG'si geldi. Ve ben de zaten bir önceki bölümde biliyorsunuz 91'lik Keating'le 92'lik Muslera Kope çıkmıştı. 89'luk görevini çok rahat verdim. Ve bu canavar abi birçok yerde oynayabiliyor. Ve bayağı da az istiyor. Artık zaten fodder yapmak çok kolay biliyorsunuz. Paketlerin hepsi yüksek abi. Ve ben de bu arkadaşı alacağım. Yani hatta muhtemelen abi kafayı mı yedin diyeceksiniz ama 97'lik Totti Bombati'yi bekte bile denedim abi. Çünkü tamamen amansız plus olan oyuncuları ben daha çok seviyorum. Özellikle CDM rolünde. Muhtemelen sağ beke koyacağım şimdilik. Duruma göre bakacağım. Bombati tabii ki de orta sahada kalacak abi. Öyle bir çılgınlık yapıp birkaç maç denemiştim. Sağ bek, sol bek, defansif orta saha her yerde oynuyor. Bu da güzel bir şey. Hızı gayet iyi. Evet boyu biraz kısa ama yani dayanıklılık 99, defansif özellikleri falan da çok iyi gerçekten. Burada yani sezgili de var. O yüzden bu arkadaşı bitirmek üzereyim. Çok az bir görevi kaldı arkadaşlar. Yani bu bölüm en kötü ihtimalle operasyon lama dönüşecek. Çünkü 1.87-1.88 kaldı. Burada ekstradan arkadaşlar yapmadığım şu var. Muhtemelen gelen kopyalara göre 83x7 Nadir Bundesliga ve Frauen Bundesliga yani kadın futbol liginden olan futbolcuları açacağımız paket var. Şimdi ne paketimiz var? Çok aşırı bir paketimiz yok. 83-84'ler bayağı sıkıntıya girdi abi. Tabii oyun da bunu düşünerek yapıyor. Şimdi Bundesliga üst düzey oyuncu paketini açacağız. 86-2'ler var. 84-7 6 tane var. Ve 2 tane de burada TOTS garantili paket var. Valla bölümün sonunda çıkan veya çıkmayan oyunculara göre bu iki tanesinde açık söylemek gerekirse patlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi 84-7 ile giriş yapmıyorum hadi. Bundesliga üst düzey oyuncu paketiyle girizgâha başlayalım. Tabii ki de mavi olmadı. Ginter mi? Süle veya Hummels mi? Süle. Buradan da gerçekten iyi vermiyor ya. İyi vermiyor yani. Hadi bakalım. Abi güzel birini görmek istiyorum. Evet ama güzel birini görmek istiyorum. İngiltere sol bek. Ipswich Town yeni eklenenlerden. Tabii şimdi yeni eklenen oyuncular da olduğu için en azından o açıdan Muslera ve benzeri kopyalar çıkamayacak. 99 hız mı? Değişik bir oyuncuymuş ya. Bakacağım buna. Fiyatına bakalım. Fiyatı ucuz. Yakın markaj, top kesici plus, kayarak müdahale, güçlü kesme pas var, uzun topla pas var. Teknik. Dayanıklılık 94, amansız da yok. Boy 1.80. Çok da kısa değilmiş. Daha kısa gözüküyor fotoğrafta. Küçük bir şeymiş gibi gözüküyor. Başlangıç başlangıçtır. Ama Bundesliga başlangıcı değil. Abi James'i verdi, Khadija Show'u verdi. Şimdi Pop'u da verir mi bana? Acayip olur. Hadi oğlum. Mavi mavi masmavi devam etseydik ya. Ruben Diaz mı? Double walkout. Kane veremezsin. De Bruyne geldi ya lan. İyi. Çok iyi fodur oldu abi. Müthiş fodur oldu bu. Müthiş fodur oldu. Baksana abi 91 ile 89 açtık. Arkasında da Bernardo Silva var. 84-7 devam. Ufaktan kopyalar gelebilir. Abi hadi. Güzel böyle. Elle tutulur. Evet. Maviden. Rodri. Goretzka varsa yıkardık buraları. Tap soba. Bir açılış. Bundesliga'ya bir açılış. Goretzka gerçekten mükemmel arkadaşlar özellikleri. Yalnız fodder olarak iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İhtiyacım var. Çok 84'lere aşırı ihtiyacım var. Artık kopya zamanı yaklaşıyor ama problem değil. Hadi oğlum. Tahmah falan değil bak. Değişik böyle çılgın adamlar istiyorum. Oblak. Double walkout değil. O yüzden geçebiliriz. İki kopya düştü.
Evet arkadaşlar, 83 çarpı 7'yi bitirdik. Şimdi direkt onu açacağım. Zaten 83'üm de bayağı azaldığı için onu açmak güzel olacak abi. Orada bir de satılabilir paket var. Onu da bombalayalım. Ondan sonra belli mi olur? Hadi aslanım. Geç, geç, geç canım, geç. 83 hediye giriyorum. Hadi be oğlum. Hadi lan. İşte bu. İşte bu. Hayda, Tapsoba patlattı gene. Ayıp lan. Oo bir dakika, arkadan. Arkadan Tots geliyor. Lan oğlum ya. Yapılır mı ya? Heyecanlandırdı. Yalan yok, heyecanlandırdı. Abi bir tane açmışız zaten Bundesliga. Gittin aynısını verdin ya. Yalnız arkadaşta da gördüğünüz gibi Sezgili var. Tapsoba'ya bakmadım. Oo Tapsoba full burası. Güçlü var plus olarak. Uzun topla pas, bir de sert kafa vuruşu. Evet aga, Tapsoba'yla Philipp Lahm'ın 88'lik görevini yaptım. Şimdi geriye sadece 87'lik görevi kaldı. Tamam bak, iki kere Tapsoba verdin. Lütfen. Lütfen bumerang yapma Tapsoba'yı. Geçiyoruz. Artık heyecan vermiyor değil mi bunlar? Evet. 84-7. Saldır oğlum. Sal. Ah be. Yok artık. Yok artık. Abi iki kere De Bruyne attı ya lan. Acayip fodur atıyor ya. Evet arkadaşlar. Operasyon Philipp Lahm başarıyla tamamlandı. Tabi iki tane kaldığı için bir 87 bir 88 kalmıştı. Yapması kolay oldu. Ama ne olursa olsun abi, dediğim gibi bu adam en kötü 10 numara yedek olur. Şimdilik Vazquez'in yerine koyacağım. Vazquez'in dayanıklılığı 99 gözükmesine rağmen genelde yoruluyor. Arkadaşlar pres açık falan oynamıyorum ama ikili baskıyı çok seviyorum ben. İkili baskıyı çok sevdiğim için de adamlarım biraz daha fazla yorulabiliyorlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Ekstradan bir tane 88'lik Tots Dreyer vardı. Onu da bastım. Gerek yok zaten ona abi. Şimdi 84'ün üzerinde, yani 85 dahil olmak üzere hiçbir altın kartım yok. Arnautovic için verdin lan. 84-7, bir tane kaldı. İki tane de 86 ikimiz var. Önden 86 ikileri açsam şu an çıkamaz çünkü. Yani Tapsoba vermezse. Oo, hiç beklemiyordum abi. Brezilya. Kaleci. Tamam. Ederson ondan. Diğeri kim? Oğlum bir Goreska var. Yıkalım buraları ya. Fred doğdu içime. Tapsoba. Allah'ım ya Rabbim. Üçüncüyü açtık. Nasıl bir bumerangsın oğlum sen? Nasıl bir bumerangsın ya? Abi hiç acımadan Nicole Anyomi'ye bastım. Zaten plase olarak kenarda tutuyordum. Fazla kopya gelirse en azından bu oyuncu olurum. Sonuçta bu oyuncu paketlerden çıkamıyor abi. Fodor olarak da dururum. Tapsoba felaket ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum başka bir şey ver lan. Elim başkasına gitsin. Bu arada çarpı 2 paketler genelde iyi çıkmıyor arkadaşlar. Hatta tots çıkma ihtimali bile çok düşük oluyor abi genelde. Açık söylemek gerekirse 86 çarpı 2'den gene de mavi açtığım için mutlu oldum. Aa bak, bir tane daha açacağım. Tapsoba mapsoba verme. Evet. Ulan vallahi korktum abi. Naşan Bench. Yalnız bir şey değil mi? Bu oyuncunun özellikleri iyi. Bu oyuncunun özellikleri iyi. Yanına kim geldi? Pavlovic. Fena paket değildi bu. Fena paket değildi. Rating olarak yüksek ratingli bir oyuncu açtık ve 86 çarpı 2, laf ettim 86 çarpı 2, ikisi de tos çıktı. Havacıyla blok var. Sol ayaklı 1.94. Maşallah. 81-88 fena değil. Paslar çok kötü. O işte hoş değil. Onun dışında dayanıklık 90, güç 99, zıplama 98. Havacı hem de abicim amansız var. 90 dayanıklı amansız. Bu hiçbir şekilde yorulmaz. Sezgili de var. Yani oyuna yeni başlayanlar için bence mükemmel bir kart. Evet. Bunun fiyatına bakalım. Bir şey yoktur bunda. Seni merak ettim. Çok pahalı bir kart değil. Daha ucuzu var mı 60'lardan? 50'ler var. 50'ler var.
sol bek, sol ortada da oynuyor. Abi valla çok önemli özellikler var. Uzun topla pas, kesme pas, God plus. Baksana kayarak müdahale, sezgili var. Top kesici plus. Engel var, yakın markaj var. Doğal yetenek var ve amansız plus. Aslında tam benlik özellikler ha. Bakıyoruz hızlanma 88, sprint hızı 91. Ama arkadaşlar Zambrotta'nın 91'lik kartından da aşırı memnunum, biliyor musunuz ya? Bayağı memnunum yani. Şut iyi, tamam, olmasın. Kısa pas 93, uzun pas 94, kesme olması da çok iyi. Çeviklik vesaire müthiş abi, 90'ın üzerinde. Defans özellikleri kafa isabeti dışında 90'ın üzerinde. Fiziksel zıplama 92, bak bu çok önemli bir şey. Kafa isabeti 86, zıplama 92. Çünkü genelde kadın oyuncular daha kısa oldukları için bunlar önem arz ediyor. 1,68 boyu var. 4 yıldız, 4 yıldız sol ayaklı. Abi ben bunu ciddi ciddi düşünüyorum. Güç 85, agresiflik 90. Kesinlikle denenmesi lazım. Kesinlikle. Güzel paketti. Açtığımız en güzel paket buydu sanırım. Fodder olarak tabii çok çılgın, De Bruyne'nin de içinde olduğu güzel paketler açtık ama onlar fodder'da dediğim gibi. Belki bu da sonradan fodder olur ama iyiydi. Bir tane 84 dediğimiz kaldı. Gerisi en sağdaki paketler zaten abi. Deneyeceğim şansımı. Nedense buradan saçma sapan kopyalar çıkacağını düşünüyorum ama hadi bakalım. Arka arkaya mavi versen şaşarım. Militao. Double wall kartta değil. Bu defa. Yani bayağı bir bastığım için abi gene kopya çıkamadı. Gerçekten bu en kötü paketimizdi. 1,86 gerisi 84. Bu arada abi buna kötü diyorsanız ben 84 7'den 7 tane 84 taştım oldu yani. Abi lütfen kopya verme. Tapsoba vesaire bir şeyler verme. Gözünü yediğim. Hadi. Saka patladı. Rodri ver. Abi şaka mı bu? Rafa verdi lan. Oğlum ilk Tots'un elleş kartını açtı ya lan. Bu adam çıktı mıktı diye basmıştım zaten sağa sola. Şu an kopya değil de. Oğlum çok kötü lan. Hadi abi. Hadi oğlum. Yapma be. Aa. O gelmedi. Walker Peters. Daha kötü oldu. Çok kötü açtık bunları. Bunları bayağı kötü açtık. Ya bakasım bile gelmedi. 5 yıldız zayıf ayak varmış. Dayanıklık 99. Zıplamalar filan. Fena adam değil ama tabii ki de benim kadroma giremez abi bu şekil. Ya 99'u veriyorsun orada dayanıklılığa. Şu fiziksele de amansızı eklesene. Bundesliga'ya bir giriş yaptık arkadaşlar. En azından. Yani Bundesliga'dan ya, Kane, Mane filan tabii deliler gibi isterim. Goretzka filan, bayıldım özelliklerine vesaire. Naşen ben kaçtık. Yani kesinlikle deneyeceğim. Kesinlikle deneyeceğim. Rating ve özellikleri çok güzel gözüküyor. Fiyatı pahalı olmamasına rağmen biliyorsunuz popüler oyuncular her zaman daha pahalı oluyor zaten. Onun dışında Philipp Lahm'ı bitirmiş olduk abi. Operasyon başarılı oldu. Yani sonuç olarak şu anda bu videoyla iki tane kullanacak adamımız olmuş olduk. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.